Pilavı beğendin, salata nasıl Rukiye abla? Onu beğenmedim. Onu beğenmedin. Onu beğenmedim. Olmamış. Tuzsuz. Bak salatayı da beğenmiş. Bir puan. Geldi bir puan. Evet. Ya bir konuşmayı niye bölüyorsun sen? Siz birinci günden sonra bayağı bir açıldınız Esma Hanım bayağı. Evet. Yani tanınmayacak hale geldiniz. Bir tek diyor ki ben konuşacağım, ben edeceğim, ben şey yapacağım. İlk Esma ile alakalı. Yarın kazanması da varsın hanımefendi. Ben hiç açılmam. Ben çizgimden hiçbir zaman dönmem yani. Yarın, ben de çizgimden bugün neysem yarın yine aynıyım. Roka'ya hiç tuz atmamışsın. Evet, tuz atmadım. O kadar da değil ama birazcık atılır. Evet, birazcık atacaktım buna. Bir de peynir bana çok tuzlu geldi Zuhal Hanım. Ezine ya hani adı üstünde. Olsun bana. Bir şey sorabilir miyim? Kimse sormuyor, ben sorayım bari. Geçen gün de birinin masasında konuştuk aynı şeyi. Bu yemeğin salatası peynirli roka salatası mıdır? Yani normalde yeşil salata yapacaktım. Niye anormal oldu peki? Balık yemeği yiyoruz sanki. Neden peki peynir yani, koydun? Tatasya bunun yanına yeşil giderdi ya, roka giderdi. Gider de niye peki peynir yani bu kadar çok bir de? Evet. Maşallah bir kalıp peynirin çoğu da bana gelmiş zaten de. Yani bu yemeğin salatası bu değil ki yani. Bu da aynısı. Normal yeşil salata yapsaydın, yeşil salata. Göbekli, marullu, kıymetli. Roka'yı tercih ettim. Roka'da da peynir olduğu için şimdi roka salatası yapacaktım. Peynir neden yok diyeceklerdi. Bu sefer öyle eleştireceklerdi. Çok haklısın, çok mantıklı. Sadece evet. Roka yaptığın zaman diyecekler peynir nerede? İnternetten araştırdık diyeceklerdi. Peki. Hı. Esma sendeyiz. Zuhal Hanım benim etlerim full dağılmış şekildeydi. Baktım herkesin tabağına, herkesinkisi bütün. Ben kesinlikle dağıtmadım porsiyonlarken. Görüntülerde vardır, ezdiniz çünkü bayağı bir. Kameralar çekiyor. Ben önüme gelen tabağı sizden bahsediyorum. Bütün olanları zaten yedim. Tamam, tadına bakayım olsun. Diye. Afiyet olsun. Fazla pişmiş. Bana porsiyon olarak yanlış gelmiş. Biberler özensiz. Yani bildiğin ortadan bölmüş. Biber yok, biber kabuk var. Evet, ortadan biber nerede? Bölmüş atmışsınız. Biber terki diyar eylemiş. Bulgur pilavının domatesi şu şekilde. Bu da çok özensiz ve kabukları ayrılıyor. Ben kabuk mı yiyeceğim? Roka salatasının parçaları böyle bir şekillerde. Meyhane pilavı kabuklu olur yalnız. Böyle mi olur? Şöyle mi yiyorsunuz siz kabuğu evinizde? Ayırırsan ben böyle çıkarsın. Yemiyorum. Ben domatesle böyle yemiyorum. Domatesle beraber yediğin zaman o kabuk ortada kalmaz. Ben böyle yemiyorum. İsterseniz ben evde yediğim şekilde size yapayım tamam, getireyim. Tabii. Pilav nasıl? Pilavın tuzu yok. Ve yanlış bulgur seçimi galiba. Çünkü çok lafa gibi duruyor şu anda önümde. Meyhane pilavı kalın bulgurdan evet, olur. Evet, çok iri bulguru. Yani iri bulgurdan olur çünkü. Tamam, meyhane işi köfteyi kullandığınızdan bulgur seçiminiz bence bu akşam full yanlıştı. Suyu zaten akmış pilava geliyor. Görüntüsü hiç hoş değil. Salatanın sadece limon tadı alıyorum. Riski atmamak için tuz serpmemişsiniz ölmesin diye. Orada sosunuzu ayarlayıp son dakikada dökebiliyorsunuz ayarlanmışsa. İkisinin yerini de almışsın maşallah. Kimin? İkisinin yerini de almışsın. Ya, bayağı terlettim sizi şu anda. Yok, farkındayım. Yok, terlettin değil. Ben ona göre yorulduğum beni çıkartaydınız. Ben olmuş olanı söylüyorum. Kimse terlettin oğlum. Bu peynir de buna yakışmamış. Peki. Krem karamel. Bak. Her şey bir yana krem karameli yaptıysan bütün bu hataları bir anda silip süpürebilirsin. Ve tatlıyla finali son noktayı öyle bir koyarsın ki bütün bu hataların bir anda bertaraf olabilir. Güveçte tas kebabı, benim bildiğim güveçte tas kebabı nasıl yazıyoruz da bizim ufak güveçliler tavalardan getirirdi bize bir sonum yapardı. Öyle bir şekilde gelmedi ama eti pişmişti. Tas kebabı ve meyhane pilavında ben küçük taslarda sunum yapmasını beklemiştim. Etlerim benim tabağıma gelen hep parçalanmıştı ve suyu pilava doğru akıyordu. Pilavın tadı tuzu yoktu, domatesi bütün bir şekilde neredeyse koymuştu ve çok kabukluydu. Tas kebabı ben onu birazcık hoşuma gitti, beğendim onu. Bunları ne yaparsan yap. Esma'ya bak, Esma beni nasıl şaşırttı ya. Hiç susmuyor. Rukiye ile Nurettin'in yerini aldı bildiğin yani. Konuşanlara karşı müdahale ediyor. İlk günkü Esma'ya hiç benzemiyor, hiç alakası yok ya. Şu an başka bir Esma var masada. Krem karamel zor, riskli. Evet, yumurta krem karamel çok zor bir tatlı. Karamelini kendin mi yaptın? Hepsini kendim yaptım. Vay, bravo Ali. Hadi bakalım, moral bozmak yok. Tatlın olduysa inşallah ki bu masada hiç kimsenin beğenmediği şeyi beğenen bir Rukiye abla varken bence mutlu ol. Çok şükür. O yönden mutluyum. Şükürler olsun. Evet. Yalnız enteresan. Mesela herkes ortak olarak beyan ediyor. Diyor ki ben bu yemeği yemiyorum. Sen beğenmiyorsun. Kimsenin beğenmediği şeyi de sen beğeniyorsun. Evet. Acaba niye? Esma'nın gününde de aynısını evet. Yapmıştı. Piriş evet. Topkapıyı kimse beğenmemişti. Dua etsin 5 puan verdim. İşte burada da zor. Senin puanına ihtiyacım yok benim. Tamamen oyunculuk o bu. O 5 puanla birincisi olursun merak etme. 5 puanla mı birinci evet, olacağım? Evet, bence sen hakkımı yediğin için ben küçük farklarla zaten kaybedebilirim. O yüzden kaybedebilirim. Hiç kimse seni susturamıyor. Rukiye Hanım, siz oyuncusunuz. Kim beni susturamıyor? Kimse
Tabii ki benim günüm seni. Geçmiş. Ben konuşsam ne, konuşmasam ne, bana puanını vermişsin. Hala kendi gününe geliyorsun. Bak kendi şu an Ali Bey'in sofrasındayız kendi ama hatırlatırım sana. Ne? Ali Bey'in sofrasındayız. Olabilir, kıyaslama yapmak zorundayım. Yorum yapmak için geldim buraya. İlk gün de keşke yorumlar yapsaydın evet. Yemeği hakkında. Ama çok konuşmuyor. Tamam, yorumlar yaptım ben Ali. Tamam, mutfakta hallettin Zuhal Hanım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ben senin için söylüyorum. Biliyorum. Git gel, çok git sağ olun. Çok iyisiniz. Kaldım. Ruki Hanım, siz bunu Esma'nın gününde de yaptınız. Benim günümde de yaptınız. Sizin yaptığınız tek şey oyunculuk. Neden? Sırf bir puan verebilmek için, yani üç puan değil de üstü bir puan verebilmek için kimsenin beğenmediklerine beğendim diyorsunuz. Evet. Tuzu olmayan, yağı olmayan, teknik bir sürü hatası olan bir yemek için kaç yıllık ev hanımısınız? Ben, o kadar böyle tecrübeniz var sözde, lütfen lafımı bölmeyin. O kadar tecrübenize rağmen hiç kimsenin beğenmediği, gerçekten gözle görülür olmamış şeyleri söylemeyip bir puan vereceğiniz için arkasına sığınan büyük bir oyuncusunuz. Başka hiçbir şey değil. Ben mi? Ben böyle insanları şaşırttım. Bu şaşırtma değil, evet. Bu sizin yemeği bilmediğiniz hayır anlamına geliyor Rukiye Hanım. Ben çok mu yemek yapmasını biliyorsun? Ya aynı biliyorum. Evet tabii ki de biliyorum. Ya, aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz ya. Hadi o bilmiyor yemek yapmayı, sen biliyorsun. İnşallah da güzel bir performans çıkarırsın. Yani bakın, burada hiç kimsenin yaptığı performansla bütün hayatındaki geçmişinde ve geleceğinde yemek yapamadığını ya da yapamayacağını söylemek çok yanlış. Burada heyecan devreye giriyor, süre devreye giriyor, kamera 150 bin TL. Elbette birilerinin daha yetenekli ya da olmadığını görüyoruz zaten. Yiyoruz, tadıyoruz, seyrettiriyoruz seyircimize de. Çok şükür onlar da çok güzel izleyip yorumlarıyla zaten destekliyorlar burada olan şeyleri. Ama şimdi olan yemeklerle ilgili ortak bir beyan, ortak bir ses oluyor masalarda ya. Mesela lezzetli dediğimiz kaç, beş kişinin dediği şey sen demiyorsun mesela Rukiye. Bu benim dikkatimi çekti. Yani herkes beğeniyor da sen niye beğenmiyorsun? Ya da herkes beğenmiyor da sen niye beğeniyorsun? Yemeğin suyu pilavın yanına geldiği zaman kaşığımı vurdum. O benim ağzım damak alıma güzel geldi. O yüzden. Yani et suyu lezzet kattı bulgur pilavı. Evet, o yüzden. Doğru, akmıştı suyu. Da akmıştı doğru. Için. Beraber yiyince güzel evet, gitti. Tamam, haklı. O yüzden beğendim. Ama ben seni gibi karıştırmadım. Çünkü şorba değildi. Keşke böyle değildi. Pilavla eti karıştırıp böyle ya yeseydim. Bir saniye. Gerçi nereden hatırlayacak kameraman arkadaşlarımız ama bakarız. İlk geldiğinde de benim etim ezikti, dağınıktı diyorsun. Hayır Zuhal Hanım, evet, öyle evet, yaptım. Evet, izleyebilirsiniz. Yo ben onları hiç böyle tek tek değildi, ben tek böyle öyleydi. Ezmedim gerçekten, ben hatta tabaklar gelmeden de konuşmak istedim, hani benimkisine baktım, sürekli herkesinkine baktım, parçalanmış gibiydi. Keşke söyleseydin. Zaten çatalı batırırken de parçalanıyordu yani etler. Güzel, çok pişmişti. Öyle değildi. Değildi. Evet. Benim öyle değildi. Hanımefendi izleyebilirler. Niye seninki sadece öyleydi? Ama şeydi, ben de onun tabağına baktığımda evet, bizimkine göre bir tık daha dağınıktı. Öyle, öyle demek ki servis eder. Yani bana da yağ acele daha fazla evet geldi mesela. Ya zaten sevgili Ali, porsiyonlaman hatalı, sunumun hatalı. Tam pilava bak ne güzel şekil vermişsin. Şuna da bir şey yapsaydın ya da o sular o kadar akmasaydı, o sularını koymasaydın o kadar. Aktığı yemeğe şey görüntüsü yani 150 bin TL bağdaştıramıyorum. Yani yapmayın böyle, ne olursunuz ya. Zuhal Hanım, suyun akması hanımefendinin hoşuna ama gitmiş. Ama onun bak işine geldi, o güzel evet, oldu. Evet, onun hoşuna gitmiş. Herkesin evet beğenmediği su akıntısı evet, onun hoşuna gitmiş. Evet. Siz de öyle banıp da yeseydiniz suyunu. Keşke suyun ekmek de vardı böyle suyuna batıp yeseydiniz. İyi etli olsaydınız da. Yok. Senin varsa sen kullansaydın. Yok, ben neyi gördüğün gibi ekmeğe ihtiyacım yok. Ekmek orada vardı, ekmeği bandırıp da yeseydin keşke suyuna dedim. Senin ihtiyacın varsa sen kendin bandır ye. Benim ihtiyacım şunlar yok. Şunlar yarabbim. Allah aşkına bak. Sarmaşık dışarıdaki sarmaşıklar var ya Zuhal Hanım. Çekiyoruz. Evet. Yani Ali gerçekten mi? Şaka mı yaptın bize acaba ya? Ne bulduysa koymuş. Sen otel işletmecisin. Biz senden bekledik ki böyle güzel bir masa. En güzel masaları sen görüyorsun otelinde. Bu ne bu gerçekten? Bu haftanın en güzel masasını bence yok, oraya yapmalıydı. Yok artık bu ne bu diye çiçeğe şey yeşiliğe demeyeceğim. Vazgeçtim. Salatasını al istersen Rukiye abla. Hemen alıyorum. Getirdiğinde alsaydın ya geri giderken. Koptuk giderek. Belki salata şey tatlının suyuyla salatasını sevebilir. Hani etle pilavın etin suyuyla pilavı yedi. Tabii bunu canım da yiyebilir. Sizin damak zevkiniz bunlara evet layık. Senden öğreneceğim damak zevkini. Evet, bir ara evet öğretirim. Bence aslında burası yarışma kendi programı değil de öğrenme yemek programı. Yapamayan bayan bana şey yapıyor. Evet, nasıl görünüyor krem karamelle? Asla orijinal krem karamel görüntüsüyle aynı değil. Değil kesilmiş tabii peynir gibi duruyor şu an. Kesilmiş, evet, kesilmiş peynir gibi yani. Yiyin buyurun. Yiyelim mi? Yiyecek. Ali Bey, ben bir çatal alabilir miyim? Kaşıkla yeniyor, önünüzde kaşık var. Bu kaşıkla yeniyor Rukiye Hanım.
Ben çatalı istedim. Yemekten anlamıyor o ki. Kadar. Evet anlamıyor. Senden önüne kalacağım. Bari çekirdeklerini alsaydınız mı? Ben galiba bu haftaki 150 bin TL'nin sahibini buldum. Daha iki yarışmacı yarışmıyorken bence şampiyon belli. Şu dokunuşla sen benden şu an artı 2 puan kaptın. Ali, sevgiler bu beni benden aldı, başka bir yere götürdü. Beni benden alın, başka bir yere götürdü. Şimdi limon var ve limonlu karam karamel olunca bu tıraş limon olmalı. Bu işte sunum dediğiniz, al size sunum. Ali Bey. Limon sosu. Sen de gülüyorsun ya, hani çok da takmıyorsun ya anladığım evet. kadarıyla. Evet. Hayır, çok da valla umurunda değilmiş gibi ya. Evet. Hani olabilir, belki de sen öyle şey bir insansın. Yani çok da ciddiye almayabilirsin. Yok olur mu? Yani daha rahatsındır diğer. Bir ara bir sinirlendim, bir tabak kırdın, canın sağ olsun aynı da. Yani ben de ona sığınarak yapıyorum. Yani güler yüzlü bir insansın. Daha hoş, daha şey karşılarsın diye. Yani bu... Sence olmuş mu? Hani limon da bu mu? Bu şekilde son anda fark koydum onu Zuhal Hanım. Keşke yani. Koymasaydın. Keşke koymasaydın. Peki olsun. Biz tadına bakacağız. Baktık mı hatta? Baktık. Ne düşünüyoruz? Ben görüntü açısından da hiç beğenemedim. Limonun tamam. çivitleri çünkü duruyor. Çünkü bu riskli bir tatlı. Beklemesi riskli lazım. Riskli ama böyle mi gözüküyordu? Tamam beklemesi İnternetin lazım bunu. İnternetin açıp gösterelim mi size? Ha beklemediği için de böyle oldu. Tamam yani. Normalde bunun 8-4 saat beklemesi lazım. Zor, zor bir tatlı ben söyledim. Sen keşke İzmir bombası yapsaydın. Ne olmuş mu tadına? Ben beğenemedim. Tadından da çok fazla bir tat almadım. Görüntü olarak kesilmiş peynire benziyor. İlk İçinde önce... peynir hiç yok ama. Tamam görüntü yumurta olarak diyor, ya. Tad olarak demedim. Anladım. Beğenemedim. Peki Nurettin? Ben de hiç beğenemedim. Neden? Böyle deli ki. Böyle olmaz fazla. Nasıl olur krem kremi? Ben yapmadım. Sen yapmadın. Tamam, ama biliyorsun olma. Böyle olacak. Evet onu biliyorum yani. Tabii ki. Evet. Nurettin Bey. Evet. Onun paklavasını hepsini bitirdin. Bunu da bitirseydin. Onun paklavasına laf yok. Aha. Yok. İçindeki fındıklı fıstıkların şeyini görürsün. Tam fıstığında bir sıkıntı çıktı olabilir. Kömür gibiydi ama haşişte. Fıstığında bir sıkıntı çıkabilir. Haşişte bir farkı var mıydı? Rukiye Hanım. Buyurun Ümmet Bey. Fıstığında bir sıkıntı çıktı. Tam Esma Hanım'ın. Eğer o fıstığında bir sıkıntı çıkmasa da inan ki 8 puan verirdim ben oraya. 3 puan yani verecekti tatlı ama 1 puan verirdim. Ali Bey size ne sıkıntınız çıktı? Fazlasını da verirdim. Çünkü çok zahmetli. El açması ya ne demek ya? Bu da zahmet ya? Değil mi? Bir şey diyebilir miyim? Bu da zahmet. Kendi ağzınıza söyler misiniz Nurettin Bey? Tatlısını beğendim, yedim, hoşuma da gitti ama 1 puandan... Ne güzel yönlendiriyorsun masayı şu an. Masayı ne kadar güzel elinin altında alıyorsun. Bir dakika, Nurettin Bey. 1 puan verdin Esma der misiniz? Esma Hanım bak ben yine dedim, içindeki o siyah olmamış. Olsa acımsı tatlı verme. Kaç üzerinden değerli? Bu tatlı olmuş olsa acımsı. Kaç üzerinden verecektiniz? Ama bir saniye. Hakkını verirdim ben. Suyunu iyi, bak suyu güzel, suyu su bol. Suyu aktı zaten üstüne. Suyu abi. Bol. Suyu aktı. Krem karamelin suyu bol olacak arkadaşlar. Bunun suyudur. Bak özü, bu vitamini suyunda. Ekmeğe bunu alacağım. Oradan alacağım. Siz seversiniz ekmekle yemeği. Krem karamel deyince sulu. Sulu, sulu. Sen evet. de mi öğreneceğim böyle yapıyorsun? Sen Siz yine ne birbirinize düştünüz? Suyla, İki ayı boş bırakmaya gelmeyin. Eti suyuyla karıştırmayı sevdi ya. Tamam da hani yaptım bu espriyi. Yaptın. Yaptım bu espriyi geçti bitti. Evet. Sana ne oluyor? Hadi Rukiye abla söyle canımın içi. Ben beğenmedim Zuhal Hanım. Aa, evet, bu güzelim karı. Şaşırdık. Peki Burcu? Ben beğenmedim. Ben beğenmeni beklerdim. Çok şaşırdım o yüzden. Yani görselle hiç ilgisi yok. Evet. Şu alttakinin zaten, alttakinin de normalde karamel olması gerekiyor. Kaç yumurta koydun pardon bu arada? Çok yumurta Beş kokuyor. Yumurta. 5 yumurta koydum. Yumurta kokusu da çok geliyor evet. bu arada. Zaten maharet, marifet o yumurta kokusu. Kokusu gelmemesinde. O yüzden ben hiç beğenmedim. Tam Rukiye Hanım'ın damak tadına göre aslında. Nasıl beğenmedin? Şaşkınız. Şaşırdım şu anda. Bu kafayı benimle bozmuş. Bence kafayı herkes... seninle mi bozdum? Evet. Bence yarışma bittiğinde birbirinizi çok seveceksiniz. Yo. Gerçekten ben dışarıda da kendisinin suratına dahi bakmak istemiyorum. Gerçekten evet. o kadar evet. sinirliyim ona karşı. Peki. Zuhal Hanım ben ilk burası bittiği gibi hemen dinlemek sonun senin kapına alacağım. Çünkü seni çok, o kadar çok sevdim ki. Burası, yeter diyene kadar. Burası bittiği, sana gibi, burası bittiği gibi siz benden börek tarifi sana isteyeceksiniz. Hayranım. Midye tabii baklava canım. Tarifi isteyeceksiniz. Tabii. Siz diyeceksiniz ki. 8 senedir evlisin çünkü. Değil ev hanımısın. Ha? Ben gelip senden şey yapacağım. Ev hanım olmama öyle gerek mi? Yok ki. Sergilediğim performans orada da. Nasıl? Peki gene aynı anda düet yapmaya başladılar. Biz açık evet. oylamaya geçelim en iyisi.